CNN Türk'ün protesto etmek için toplandık. Bu toplantıyı Cumhuriyet Halk Partisi temsilciliği olarak, ABD temsilciliği olarak gerçekleştiriyoruz. Bu aslında sadece burada değil, hem CNN Atlanta'da, hem New York'ta, hem de Washington DC'de, ABD genelinde 3 yerde aynı anda CNN Türk'ün taraflı haberlerini protesto ediyoruz. Bu protestoda toplanma amacımız CNN'in etik yayın yapmaması, ilkesiz davranması. Çok ufak bir örnek vermek gerekirse Ekrem İmamoğlu'nun bütün basın toplantılarını yayınlamaması ve bu kurumun direktörünün aynı zamanda adam 9 basın açıklaması yaptı, nasıl vereyim demesi, istemeyen izlemesin şeklinde Bora Bayraktar'ın bir söylemde bulunması. Bunlar daha da bizim sesimizi duyurmamız gerektiğini anlamamıza yardımcı oldu. Ve biz de bir protesto düzenlemeye karar verdik. Bizim buradaki amacımız CNN'in, artık CNN Türk çok abarttı, CNN Türk'ün isim hakkının elinden alınmasını istiyoruz. Ve eğer birazcık gazetecilik onuru varsa bazı kişilerde, CNN Türk'ün direktörü Bora Bayraktar'dan bahsediyorum, istifa eder, öteki hapishanede yatan gazeteciler gibi onurlu yaşar. Cumhuriyet Halk Partisi ABD temsilcimiz Yurtar Özcan Mart ayında bir mektup gönderdi. Bu mektuba cevap olarak CNN Türk çalışanlarını eğitimden geçirmek amacıyla CNN Türk eleman göndereceğini söyledi. CNN Türkiye, CNN. Bunun sonucunda bir CNN Türk'ün tavrında herhangi bir gelişme göremedik. 2 ay geçti. Hala aynı taraflı yayınları yapıyorlar. İşte örnek olarak Ekrem İmamoğlu konuşurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, onu kesip Binali Yıldırım'ı veriyorlar veya kesip Ömer Çelik'i veriyorlar. Yani biraz daha tarafsız yayın görmek istiyoruz açıkçası. Şöyle, biz CNN Türk'ün isim hakkı alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu seçim öncesinde başladık yani. Hani bu seçim varken olan bir şey değil. Bu Mart'ta başlayan bir şey. Şu anda biz Haziran ayındayız. Ve biz bu alınana kadar mücadelemizi gördünüz. Yani mektup yoluyla başladık. Şu anda bunu protestoya çevirdik. Yani bunu, her türlü hakkımızı kullanacağız. Başından beri bu CNN Türk'ün yaptığı yanlı yayınlar, yayınları yarıda kesmesi. İşte Muharrem İnce'de de aynı olayları yaşadık geçtiğimiz yıl. Yani muhalefet partisini yarım saat verip iktidar partisini 24 saat vermesi. Yani bildiğiniz 24 saat iktidar partisi yayını yapıyor. Önemli bir açıklama yapılıyor muhalefet partisi tarafından. Çok önemli bir açıklama yapılıyor. Bütün kanalların veriyor. Onu keserken işte başka bir AKP'li yetkilinin yaptığı önemsiz bir açıklamaya geçiyorlar. Veya farklı bir şey veriyorlar. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.